Arasına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Değerli bir stüdyo konuğum bizlerle birlikte Türkiye'de çok önemli bir konuyu ele alacağız. Son zamanlarda oldukça hızla kendini gösteren ve inanılmaz büyüleyen bir şey diyeyim ya da korkutucu bir şey diyeyim. Yerkürenin kara deliklerinden bahsedeceğiz. Kiminle konuşacağız? Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Fethullah Arık bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, dünyadaki doğal oluşumlar karşısında insanoğlu olarak hep hayrete düşüyoruz. Bir bilinmezliğe doğru yol alış var ve nutkumuz tutuluyor. Hele bu bilinmezlik bir delikse, bilinmezliğe yol açan bir delikse hayretimiz daha da artıyor ve yorum yapma şansımız da azalıyor. Bugün sizinle yerkürenin kara deliklerinden bahsedeceğiz, obruklardan bahsedeceğiz. Hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça hızlı bir süreç içerisinde kendini göstermeye başladı ve endişelendirmeye de başladı. O yüzden gerçekten obruk oluşumu geçtiğimiz yüzyıllara baktığımızda çok geç oluşurken artık 50 yılda oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunun sebepleri nelerdir ve özellikle yine Türkiye'de en fazla görülen yerlerden bir tanesi Konya. Özellikle Karapınar bölgesi ve Kapalı Havza kısmı. Bu anlamda da bu şehrinde oluşan obruklarını sizlerle konuşacağız. Obruk neden oluşuyor? Söylenen gibi gerçekten yer altı sularının çekilmesiyle mi oluşuyor? Tetikleyen sebep tamamen bu mu? Sözü size bırakayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle hassas bir konuda birlikte olduğumuz için. Obruklar da diğer doğal olaylar gibi, depremler gibi, diğer afetler gibi bizim kontrolümüz dışında gelişen yer hareketleri, yer şekilleri. Önce obruk nedirden başlayalım isterseniz. Obruk aslında dünyanın hemen hemen birçok bölgesinde gözlenen karstik şekillerden sadece bir tanesi. Çökme dolinleri ya da düdenler şeklinde ifade edilen bu çökmeler. Karslaşma özellikle Adriyatik Denizi'ne bakan Yugoslavya kıyılarındaki ilk oluşumlara atfen söylenmiş. Sadece obruk değil, düdenler, dolinler, polyeler, lapyalar, uvaralar şeklinde birçok karstik yeryüzü şekli var. Bunlardan çökme dolinleri, işte böyle keskin kenarlı, derin çukurluklar şeklinde oluşanları da obruklar diyoruz. Aslında sistem yerin altında çok daha büyük bir sistem. Devam eden bir süreç var, sürekli canlı bir ekosistem var ve bunun içerisinde obruklar zaman zaman yeryüzünde bu alttaki sistemin iz düşümü olarak karşımıza çıkabiliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi son yıllarda giderek sayılarında bir artış yaşanıyor. Bunların en temel nedeni özellikle bölgemizden başlayarak söylememiz gerekirse, bölgemiz zaten kurak bir bölge. Evet. Özellikle Orta Anadolu bölgesine baktığımız zaman yıllık aldığı yağış 300 milimetreler seviyesinde. Hatta havzanın bazı kesimlerinde 250 milimetre yani metrekareye düşen yağış miktarından bahsediyorum. Bu daha da azalmış vaziyette. Dolayısıyla çöl şartları hakim. Su beslenmediği için biz şu anda temel olarak su ihtiyacımızı yer altından karşılıyoruz. Geçmişte yüzey suları çok daha fazlayken bu tarz sıkıntılar çok daha uzun zaman dilimlerine yayılabiliyordu. Yani obruklar hiç olmuyor değildi. Oluyordu ama işte 10 yılda, 20 yılda belki 50 yılda bir obruk oluşuyordu. Ki bölgedeki bazı obrukların oluşumları binlerce yıl öncesinden. Evet. Yani o dönemden kalan obruklar da var. Ama son yıllarda giderek hızlı bir şekilde artmasının en temel nedeni biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yeraltı sularının aşırı çekilmesi. Bunun temel nedeni kuraklık, yine kontrol edemediğimiz bir faktör. Bir diğer neden de aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Bu yıl başında Nisan'da ölçümler yaptık. Şu an az önce toplantıdaydım arkadaşlarla onun görüşmesini de yaptık. Bazı bölgelerde 50-60 metre sadece bu sene için yeraltı suyuna düşümler var. Bu çok ciddi bir sorun. Bu düşümler temelde doğrudan obruğu oluşturan bir faktör değil. Ama tetikleyen bir sebep tabii, değil mi? Obruk oluşturan birçok faktör var. 40'ın üzerinde farklı neden bir araya gelmesi gerekiyor obruk oluşabilmesi için. En temel sebep suyla karşılaştığı zaman eriyebilir, çözünebilir kayaların olması. Tuzlar dediğimiz, evaporitler dediğimiz halittir, cipstir, bu tür minerallerin olduğu bölgelerde çözülme çok daha hızlı işlediği için buralarda obruklar daha yaygın. Dünyanın birçok bölgesinde buna bağlı obruklar. Bir de karbonatlar var. Yine suyla karşılaştığı zaman eriyebilir nitelikte. Bizim bölgemizdeki temel sorun bu karbonatlı kayalar. Yani Konya'da, Konya il bazında düşündüğünüz zaman Akören, Çumra bölgesinden başlayıp Karatay, Karapınar, kuzeye doğru Altınekin, Cihanbeyli, Sarıyönü, Kadınanı bu ilçeleri içine alan
daha kuzeyde Eskişehir'e kadar uzanan çok geniş bir alanda yüzeyleyen bir birim var. Bu suyla karşılaştığı zaman eriyebilir nitelikte. Karstik yapılar değil mi? Suda çabuk eriyebilen dediğiniz. Evet, yani bu karşılaşmayı sağlayabilecek olan nitelikte kayaların olduğu bölgeler. Yüzeyde işte tarım alanlarının hemen altında böyle bir sistem, devasa bir sistem canlı bir şekilde hareket ediyor. Tabii yeraltı suyunun karakteri ve kimyası da son derece önemli. Yeraltı sularımız bu bölgede nötr bile olsa gerek yağışlarla, gerek bölgedeki genç volkanik hareketlere bağlı olarak bir miktar asitlik kazanabiliyor. Asit biliyorsunuz kireci eriten bir şey. Evet. Dolayısıyla bu süreç biraz daha hızlanabiliyor. Bir de bölgede neotektonik dönem dediğimiz genç tektonik dönem içerisinde meydana gelmiş olan birçok yapısal olay var. Bunların en önemlisi eğim atımlı faylar. Bu fayların olduğu bölgelerde alttaki kayalar kırıldıkları için suların hareketine daha kolay imkan veriyorlar. Dolayısıyla suyla kayanın karşılaşması daha kolay oluyor ve çözülmeyi hızlandırıyor. Peki yeraltı suyunun çekilmesi burada nerede duruyor? Evet. Geçmişte su seviyesi daha yüksekken suyla tam karşılaştığı bölgede sınırda erimeler meydana geldi. Şimdi daha yukarı kotlarda meydana geliyordu. Yani dağlık tepelik alanlarda belki bizim görmediğimiz, fark etmediğimiz yerlerde oluyordu. Evet. Zamanla keşfediliyordu. Ama son günlerde sular giderek düştüğü için yani 1960'lı yıllardan sonra sulama yani yeraltı suyundan kullanma dönemi başladıktan sonraki süreç içerisinde ortalama 45-50 metre bir yeraltı seviyesi düşümünden bahsediyor bütün havza genelinde. Bazı yerlerde bu çok daha fazla. 1960'lı yıllardan sonra mı yeraltı sularının daha fazla azaldığını görmeye başlıyoruz? Yani sulu tarıma geçtiğimiz dönem. Evet. Yani o zamana kadar yeraltı suyundan çok fazla yararlanmıyorduk. Tabii o da tarımsal bir çözüm olarak ortaya konmuştur ve şu anda başarılı bir şekilde uygulanıyor. İşin başka bir noktası. Ama bu havza içerisinde bizim yeraltı suyu kullanımımız kontrollü değil, problem orada. Yani sorun bu zaten, kontrollü kullanamıyor olmak. Havza içerisinde biz bütün her yere çok su tüketen bitkileri üretimini yapıyoruz. Bu tabii vatandaşlarımız için önemli bir durum. Çünkü mısırın şeker pancarının ya da yoncanın verimi buğday kadar, buğdayla kıyaslanmayacak derecede yüksek. Dolayısıyla vatandaşımız bunlara doğru yönlenmiş vaziyette. Bu havza içerisinde doğrudan ruhsatlı belgeli kuyuların dışında bir de kaçak kuyu sorunumuz var. Bu kaçak kuyuların ne kadar su tükettiği, hangi formasyondan su aldığı tam olarak bilinemediği için kontrolü de çok zor. Dolayısıyla bu yeraltı suyu düşümü oluştuğu için bunların daha aşağı kotlarda kayayla karşılaşıyor ve çözülme oralarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla obruklar daha düşük kotlarda yani şu anda insanların yaşadığı bölgelerde, tarımsal alanlarda olmaya başladı. Evet, belki de tehlikeli boyutu bu, evet. Değil mi? Yani geçtiğimiz gün bir köye gitmiştik Karapınar'ın hemen kuzeyinde. Geçen yıl oluşan bir obruk vardı 30 metre çapında falan tam köyün içerisinde. Bir gittik ki oradaki yol inşaatından yardım istemişler. Oradaki obruğu kapatmışlar. Çözüm değil. Yani biz bir yeri hani halının altına süpürerek meseleyi çözemeyeceğimiz gibi onu kapatarak bunu çözemiyoruz. İşte obruk oluşumunun temel sebeplerine inmemiz gerekiyor. Burada bizim kuraklığı kontrol edemeyiz. Kayaçların litolojik özelliğini kontrol edemeyiz. Yağmur suyunun karakterini kontrol edemeyiz. Kontrol edebileceğimiz tek bir şey var, yeraltı suyu kullanımı. Evet. Yani bu noktada elimize şöyle bir çözümle gelinebilir. Bu bölge içerisinde belki de daha az su tüketen bitkilerin daha fazla teşvik edilmesiyle devletimiz zaten çeşitli teşvik başlıkları altında vatandaşımıza, çiftçimize birçok teşvik veriyor. Doğrudan ürün desteği şeklinde buğdaya, arpaya yani bu daha su tüketen bitkilere destek verilebilir ise o durumda biraz daha kalıcı bir çözüme doğru gideriz. Çünkü bizim yağışı ya da kuraklığı kontrol etme şansımız yok. Elbette. Ama onu değerlendirebilme şansımız var. Hem teknolojinin tabii gelişmesi hem bireysel anlamda farkındalıklarımız artık yeraltı sularını dünya devletleri hemen hemen birçoğu kullanmıyor. Tabii. Onu daha özel alanlar için ortaya koyuyorlar ve daha iyi saklama koşullarını tabii daha doğrusu ortaya koyuyorlar. Ama bizde de artık yeraltı suları devletin çok önemli hazineleridir aslında ülkeler içinde öyle. Bir de hani vatandaşımızın şöyle bir şey düşünmesi gerekiyor. Bu havza yani Konya Kapalı Havzası Türkiye'deki su havzalarından bir tanesi. Ve dışarıdan herhangi bir akarsuyla beslenmiyor. Beslenmiyor. Sadece kendi varlığı. Ondan dolayı kapalı havza diyoruz. Ve sadece kendi aldığı yağışlarla beslenebilen bir havza. Biz havza kenarında yine iyi niyetli olarak birçok baraj gölet yaptık. Havzanın içerisine doğru gelen akışların önünü de kapatmış olduk.
Yani hem iyi niyetle nasıl olmuş oluyor? Burada o, bir tezatlık o, sanki var. O bölge içerisinde işte kırsal kalkınmayı destekleyebilmek için barajlar, göletler yapıldı. Orada sulu tarım yapılabilsin diye. Kimi taşkın korumak için yapıldı. Dolayısıyla hani bunların kötü projeler olduğunu söylemek mümkün değil. Ama mevcut koşullarda baktığımız zaman havzayı besleyen suların da önünü kesmiş oldu. Yani böyle bir de negatif sonucu ortaya çıktı. Bu durumda barajlar, göletler havza kenarını kapatmış. Havza içerisinde habire yeraltı suyuna yükleniyoruz. Beslenemiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bizim gelecek 10'lu yıllar içerisinde belki de içme suyu sorunumuz ortaya çıkacak. Şöyle bir şey aklıma geldi. Yani eğer bu baraj ve göletler oluşturuluyorsa, kendi alanında beslenme durumuna da engel oluyorsa, bu sonradan mı tespit ediliyor? Yani nasıl oluyor? Orada bir fizibilite çalışması normal şartlarda yapılmaz mı Fethullah Bey? Şimdi bakın, siz bunu ifade ediyorsunuz. Tabii ki iyi niyetle elbette, ama o sonradan tespit edilen bir durum mu olmuş oluyor? Ya şimdi bu planlamalarda yani bunun bütüncül bir yaklaşımı ele alınması gerekiyor. Yani nasıl ki afeti bütün boyutlarla ele almamız gerekiyor, kuraklığı da bütün boyutlarla ele almamız lazım. Kırsal alanda oluşturulan göletler, çok başarılı uygulamalar da var. Örneğin Hüyük şu anda Çilek'te Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş oldu ki o baraj göletlerden dolayı, yani onlar yapıldığı için. Yani ama biz burada bu baraj göletleri yaptığımız zaman durgun bir su yüzeyi oluşturuyoruz. Buharlaşmayı artırabiliyoruz. Artı oradan havzaya gelen akarsuların önünü kesmiş olduk. Havzaya su gelmiyor. Kırsal alana bir artı, ama asıl ovalık kesmede ciddi bir negatif sonuç ortaya çıktı. Yani böyle baktığımız zaman sadece hani baraj gölet noktasında değil, yeraltı suyunun kullanımıyla ilgili de planlamalarda böyle bir sorunlarımız var. Şimdi havza içerisinde yaklaşık 100 bin civarında kaçak kuyudan bahsediyoruz. Bu kontrol edilemiyor mu Fethullah Bey? Yani çünkü çok önemli sorunlardan bir tanesi yeraltı sularının sondaj yoluyla kullanımı, evet, değil mi? Evet. Kaçak su kuyusu dediğimiz, tabii, artık kontrol edilmesi mümkün değil mi? Yani bu kadar önemli ülkeler için, bizim ülkemiz için çok önemli olan bu olguyu nasıl kontrol edemiyoruz acaba? Adı üzerinde yasak bir eylem. Hı hı. Yani cezası var bunun. İdari para cezaları var ya da başka şekillerde kontrol edilebilir. Ancak şu anda vatandaşın açmış olduğu bu kuyuları kapatmak için devlet kolluk gücüyle gitmesi gerekiyor. Vatandaşla devletin karşı karşıya gelmesi bu durumda istenmeyen bir durum. Yani yapılması gereken, herkesin çözüme ortak olduğu, belki bu kaçak kuyu sahiplerinde işin içinde olduğu bir çözüm noktasında buluşabilmek. Havzada yapılan toplulaştırma işlemleriyle zaten suyun verimli kullanımla ilgili birçok adımlar atılmış oldu. Ya da işte kapalı sulama sistemleri, basınçlı sulama sistemlerinin damlama dediğimiz biraz daha verimli sulama tekniklerine geçmiş olduk. Ancak bu bizim 15-20 yılımıza mal oldu. Çiftçi davranışların değişim periyodu biraz yavaş ilerliyor. Vatandaş şu anda kesinlikle farkında. Bu yeraltı suyu kullandığı için ciddi sorunlarla karşılaştığını da biliyor. Ama böyle bir çözümsüzlük içerisinde. O nedenle devletimizin eğer ürüne destek verirse o su kuyusuna ihtiyacı kalmayacak belki de vatandaşın. Belki işte 3-5 kuyudan birisini kullanıp diğerlerini kapatma durumumuz olacak. O zaman daha barışçıl bir çözüm bulur. Şu anda devletimiz bütün kaçak kuyuları tespit edebilir ve istediğini de kapatabilir. Böyle bir hak var. Yani yeraltı suları yasamız bunu söylüyor. Yani vatandaşla karşı karşıya gelmemek adına bir nevi göz yumur gibi durum mu söz konusu yani oluyor? Maalesef şu anda böyle bir realite var. Yani şu anda havza dediğimiz zaman Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'den bahsediyoruz. Bu 4 ildeki kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın tamamının bu kuyularını kapattığımız zaman havzadaki verim, işte ürün, hububat vesaire birçok noktada sorunlar da yaşanacaktır. Yani şu anda bu kuralsızlık içerisinde bir düzen yürüyor. Ama bataklığı kurutmuyoruz. Aynen, asıl sorun aynen. Bataklığı kurutmak tabii. Değil midir? Mutlaka. Yani bu kaçak kuyuların mutlaka bir şekilde bir legalleşmesi gerekiyor. Nasıl legalleşecek? İşte vatandaş kaydını yaptıracak. Gerekirse çünkü bazı kuyularda öyle noktalarda açılmıştır ki niteliksiz su çekiliyor. Yani şu anda tuzlu su, havza içerisinde birçok yerde tuzlu, gerçekten verimlilik için herhangi bir katkısı olmayan bir su alınıyor. Ve bu su tarlaları sulamak için kullanılıyor. Vatandaş bunun tuzlu olduğunu, kendi ürünün için zararlı olduğunu bile bile sadece su diye bunu kullanıyor. Böyle bir durum var. Yani yerel su işlerimizin belgelendirdiği kuyularda suyun analizleri yapılıyor. Kullanılabilir suysa bunlar izin veriliyor. Oysa şu anda vatandaş bulduğu her noktadan su alıyor. Havzaya baktığımız zaman bu bir kapalı havza olduğu için 4 ilin içerisinde herhangi bir noktada açtığınız bir kuyu bütün havzayı etkiliyor. Yani dolayısıyla sen benim tarlamda bir kuyu açtım,
bu evet. beni ilgilendirir diyemezsiniz. Devletin tarlanın altı, toprağın altı devletimizin, kamunun ortak malı. Ortak bir maldan bir şey alıyorsunuz. Yani bunu o zaman düşünmek gerekiyor. Evet, bumerang gibi bir şey yani. Aslında kendi kendimize kötülük yapıyoruz. Yani çiftçi bir şekilde üretimini sağlamak durumunda kalıyor. Hani devamını sağlama noktasında ama kendi özüne gittiğinde yani o kaynaklara ulaşamadığı zaman zaten o verim elde edemeyecektir. Yani çok kısa süreli periyotlarla belki o şey sağlayacaktır, verimi sağlayacaktır ama sonrası yine hüsran olacaktır. Evet. Baksanıza hani kendi topumuza sıkıyor gibi bir durum söz konusu maalesef sanki. Öyle. Biz iki yıldır AFAD Konya İl Müdürlüğü'nün işte İçişleri Bakanı'nın üzerinden Cumhurbaşkanı desteklediği bir projede çalışıyoruz. Bu proje Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama Araştırma Merkezi olarak ciddi anlamda bilimsel destek verdiğimiz evet. proje. Bütün havzadaki obrukların yerleri tespit ediliyor. Boyutları, konumları, koordinatları, işte su varlığı vesaire. Buna göre de proje sonunda bölgede obruk duyarlılık haritası ve obruk risk haritası, tehlike haritası oluşturulacak. Yani vatandaşın yerleşimi içinde. Yani bu konuya belki biraz sonra gireceğiz ama biz bu süreç içerisinde sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızla işçiyiz, görüşüyoruz. Burada çiftçiyi bilinçlendirme çok önemli bir evet. husus. Yani önceki alışkanlıklar belki dediğiniz gibi kolay terk edilmiyor olabilir. Vahşi sulama yöntemiyle değil mi? Artık suların hani o çok bol olduğu dönemlerde çok bu duruma gelebileceğimizin hesaplanmadığı sürede evet. belki böyle bir tarımsal deseni farklı olan işte suyu çok fazla çeken bitki kullanımına gidebilir ama şu süreçte artık bunun olmadığı da çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sürdürülemez görünüyor. Yani biz onu sürdürülemeyeceğini evet. düşünüyoruz. Dolayısıyla bu havzada eğer bunca insan toprağa bağımlı çiftçilikten evet. geçiniyor ve bu havzanın üretimi bütün Türkiye'yi besliyorsa arkadaşlarımızın söylediği gibi. Değil mi? O zaman bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Bu şekilde sürdürülebilmeziği açık. Yani çünkü birçok yatırım yapılıyor. Özellikle tarımsal endüstri çok çok gelişmiş vaziyette. Hem ürünler anlamında hem de toprağı işleme makineleri işte vesaire noktasında. Bu endüstri çok gelişmiş durumdayken bunu bir gün yapamayacağımız durumu düşünmemiz gerekiyor. Şu an zaten bunu yakın, hissediyoruz aslında yakın çok yakından. Yakın gelecekte de bununla karşılaşacağız. O nedenle şu anda tedbirimizi almakta geç bile kaldık. Yani tedbir almamız gerekiyor. Hem su kullanımı noktasında, hem sulama yöntemleri noktasında, hem de bu havzada işte obruk gibi ciddi bir tehlike var. Bunların önlenmesi için mutlaka bunu yapmamız gerekiyor. Bir şey soracağım. Şimdi az önce siz şunu ifade ettiniz. Çiftçi artık çok bilinçsizce o suya erişiyor. Su olduğu için tuzlu ya da işte tarıma elverişli evet. olmadığı halde de o suyu kullanıyor. Peki bu durumda da yine obruk oluşumu ve yine yeraltı sularının azalma durumu söz konusu olabiliyor mu? Yani ilaki tatlı su olmasına gerek yok galiba. Nasıl bir su çekerseniz çekin. Yani evet, yerin altında su zaten etmiyor. Hafif asitlik kazanmış bir su diyorum yani. Evet. Bunların da hani zaman içerisinde dengelenmesi gerekiyor. Uzun kış döneminde, sulamanın yapılmadığı dönemde sular durgun halde kaldığı için baharda yapmış olduğumuz ölçümlerde bazı kuyulardaki iletkenlik yani tuzluluk miktarı 10 binlerin üzerinde. Yani bunun anlamı şu, bir bakıma bir salamura. Yani böyle bir suyu biz tarımsal üretim için kullanmaya çalışıyoruz. Ve zaten fayda yani, sağlamayan bir aynen. sulama sistemi oluyor değil mi? Havzanın bazı noktalarında böyle bir durum var. Ama sadece su, görüntüde suya benzediği için onu kullanıyor vatandaş. Hani burada niteliksiz su kullanımı da işin içerisinde. O nedenle belgeli, ruhsatlı kuyuların varlığı son derece önemli. Yani bunu yapılırken kimya analizleri yapılıyor, suların uygunluğu olup olmadığına bakılıyor. İçilebilir mi, sulama için kullanılabilir mi, belirli limitlerde kullanılabilirliği evet. üzerinde duruluyor. Ona göre kullanıma veriliyor. Şu anda vatandaş ulaştığı her suyu kullanırsa hem suyun kontrolsüz kullanım nedeniyle düşümü artacak, hem de niteliksiz su kullanım nedeniyle tarımsal verimlilik düşecektir. Yani. Evet, bir de böyle bir durum söz evet. konusuyken hala böyle bir şeye yeltenmek de gerçekten çok akıl alır gibi bir durum değil. Aynen, doğru söylüyorsun. Çiftçiyi bilinçlendirmek gerçekten çok önemli. İşte devlet politikalarıyla özellikle sektörel anlamda eğilimler sağlayacak çalışmalar yapması da çok önemli. Özellikle fizibilite çalışmalarının yapılarak daha sonrasında o göletlerin, barajların yapılması, evet. o beslenmesi gereken kaynakların olması gerektiği şekilde bırakılması da gerekli diye düşünüyorum. Ama hala biz bakın bu sorunu konuşmuş oluyoruz sizinle. Gerçekten dün üzücü Suğla, bir durum. Suğla Gölü'nden bir fotoğraf gönderdi arkadaşlardan, yine ajanslardan birisi. Ya ay yüzeyi gibi kurumuş. Yani orası da bir depolama alanıydı, göletti bir bakıma. Şu anda kurumuş birçok, sadece ortada çok az bir yerde su kalmış. Akşehir Gölü kurumuş vaziyette, şu anda orada
kurtarma çalışmaları yapılıyor. Havza içerisinde kuruyan birçok alan var. Samsam Gölü, Kulu, Kozanlı, Meke Gölü, yani bütün bunlar kurumuş vaziyette. Yani bu doğrudan vatandaşımızın etkisi olmayabilir belki ama iklim değişikliğinin, kuraklığının ciddi etkisi var. Fakat aşırı ve kontrolsüz su kullanımının birinci derecede sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, birinci derecede sorumlusu evet. Bence yine insan evet. Faktörü. Kendi bulunduğumuz coğrafyaya ihanet ediyoruz bence. Bunun bir açıklaması budur diye düşünüyorum. Gerçekten biz de zaten bu programları o yüzden gerçekleştiriyoruz. Evet. Çünkü bizim çok daha başka, iyi yapıyorsunuz. Evet, teşekkür ederiz. Bizim başka bir gidecek ülkemiz yok. Tabii. Biz bu ülkenin insanları olarak bu coğrafyadan besleniyoruz ve gerçekten bereketli topraklar sahibiyiz. Bize bu kadar cömertçe davranan toprağa ve bu doğaya bizim de ona karşı sorumluluklarımız var diye düşünüyorum. O yüzden hem çiftçilerimizi hem de izleyicilerimizi gerçekten bu anlamda bilgilendirmek istiyoruz. Bakınız birçok kişi bu konuyu ele almıyor. Evet. Oysa ki bizim için gerçekten çok önemli hayat kaynağı sudur. Aynen. Tarımdır. Aynen. Bizi yapan, yine toplumumuzu oluşturan besin kaynaklarımız yine bu topraklarda çıkıyor. Bu bereketli toprakların bereketini kaçırmamak gerekiyor bence bu davranışlarla. Evet. Tabii şimdi normalde 50 ile 100 yıl arası oluşan bir süreç ama artık baktığımızda çok hızlı bir şekilde bir yılda 50 obruk oluşabiliyor. Bu çok aynen. Tehdit edici. Bir kere o doğal oluşumda beslenen işte oluşan o kara delikler, hani yer kürenin kara deliği, bilinmezlik gerçekten ürkütücü. Aynen. Ve hiç ummadığımız bir yerde ki bunu yaşadık, ekranlarda haberlere de yansıdı. Bulunduğu coğrafyada, bulunduğu alanda bir anda böyle bir çökme söz konusu oluyor. Şimdi doğal oluşumlar dedik ama işte insan eliyle de oluşan evet. Obruklar var. Sanırım en kısa süre içerisinde gerçekleşen bu bir yılda 50 obruk oluşumu insan eliyle oluyordur diye düşünüyorum. İnsan faktörünün çok ciddi etkisi var evet. Evet, şimdi alüvyonal topraklar dediniz, hani küresel ısınma, buna bağlı olarak işte su kaynaklarının azalması ama kontrol edilebilir de olması gerekiyor ifadelerinde bulundunuz. Gerçekten de çok doğru. Şimdi Konya noktasına baktığımızda 1000'den fazla farklı obruklar var. Özellikle Karapınar bölgesinde 600 ile 650 arası bir obruk var. Konya civarında da 100 obruk var. Bu sayı sabit mi yoksa gitgide artıyor mu? Neler söylersin? Son durum ne acaba? Şimdi obrukların bu sayılarının son yıllarda hızlı bir şekilde artmasının sebebi biraz önce söylediğim proje genelindeki evet. Çalışmalardan kaynaklandı. Obruk oluşumları geçmişte bir yerde obruk olduğu zaman işte basına yansıyorsa ya da vatandaş işte ilgilileri arıyorsa, bizleri arıyordu, AFAD'ı arıyordu. Bu şekilde sayıları belirleyebiliyorduk. Şu anda sahada bilfiil adım adım dolaşıp obrukların yerlerini tespit ediyoruz. Tamamen böyle keskin kenarlı derin çukurlar şeklinde olmasa da oturmalar şeklinde yüzeyde belirteçler veren obruk yapıları da var. Ki bu binleri aşan bir sayıda. Yani bizim bu yılki çalışmalarımızda özellikle Karatay, Çumra, Akören bölgesinde Selçuklu'nun bazı bölgelerde dahil olmak üzere yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece bizim ekibimiz bine yakın obruk tespit etti. Yani bunların bazıları işte yüzey oturmalar şeklinde. Kente çok yakın olanlar var. Köylerin içerisinde olanlar var. Yerleşim alanlarında evet, da artık yani. Var. Ve ilginçtir. Karapınar'ın kuzeyinde bir yaylada geçtiğimiz yıl gördüğümüz bir yerde bir şüpheli nokta işaretlemiştik ekibimizle birlikte. Bu yıl baharda gittiğimiz zaman orada bir 20 santim kadar çökme tespit ettik. Geçen haftaki ziyaretimizde 1,5 metre olmuş. Canlı bir şekilde obruk oluyor. Yani böyle ani çökme değil de bir yavaş yavaş çökerek oluşuyor. Evet. Yani bu yeraltı suyunun daha da aşağıya düşmesinin olumsuz sebeplerinden bir tanesi bu yüzeydeki oturmalar şeklinde. Seycing ya da sarkma diye tabir edilen obruk oluşumlarının neden oluyor. Altta zaten bir kırık var, bir boşluk var. Hı hı. Bu boşluk üstteki malzeme eğer nemliyse birbirine tutunduğu için aşağıya hareket etmiyor. Ama bu kurak periyod içerisinde zaten tutturulmamış olan alüvyal malzeme içerisindeki ince taneli malzemeler aşağıdaki boşluklara doğru hareket ediyorlar. Belki ani bir büyük çökme. Çukurluk şeklinde değil ama hı-hı. Yavaş yavaş oturarak yüzeyde belirtiler veriyor. Aşağıdaki boşluğun yerini söylüyor bize. Bunlar aslında bir bakıma riski anlayabilmek için ya da vatandaşlara tehlikenin boyutunu gösterebilmek için bizim için avantajlı durum olarak söylüyoruz. Çünkü ani çöktüğü zaman bazen büyük obruklar oluşuyor. Havza içerisine baktığımız zaman
çapı 1 kilometreyi bulan, derinliği 150 metreyi bulan obruklar var. Yani düşün, 1 kilometre çapında bir obruğun herhangi bir alanda olduğunu düşünün. Yani bir yerleşim alanını komple içine alabilir. Her türlü tehlikeyi açık hale getirebilir. Konya'nın içerisinde, dışarısında, ilçelerde nerede olursa olsun bu bir tehlikedir. Çok şükür şu ana kadar obruk oluştuğu için doğrudan bir can kaybı yaşanmadı. Evet, bizim herhangi için bir can ve mal kaybı yaşanmadı ama ciddi mal kaybı var yani, değil evet. mi? Doğru, can kaybı yani, yok ama mal kaybı çok. Binalarda, köşelerde, işte duvarlarda, bahçelerde, ahırlarda mal kaybı var. Bir kere obruk oluşan alanın kendisini kaybediyoruz. Değil mi? Yani tarlanın içerisinde olmuş 30'a 30'luk bir dekarlık alan. Vatandaşın bir dekarlık alanı tamamen gitmiş. Bir de onun çevresinde oluşturduğu koruma alanı düşünün. Oraya işçi getiremiyor. Obruk var burada o korkudan. Yani risk tabii ki risk, değil mi? Yani iş makinesini oraya yerleştiremiyor. Dolayısıyla ekonomik kaybı çok fazla vatandaş. Tarım alanlarımız da böylece yani, azalmaya başlıyor. Tabii. Zaten yeteri kadar azaldı. Yani şu anda yani tarımsal alanlarda meydana gelen obrukları bir araya getirdiğiniz zaman çok ciddi bir arazi kaybı da söz konusu. Yani bu bakımdan hani değerlendirdiğimizde o da çok önemli bir sonuçtur. Tabii ülkemiz için de ekonomik bir kayıp tabii, aslında. Yerleşim alanı içerisinde oluşuyor. Vatandaş, yine Karapınar'da bir yayladan söz edeceğim. Evin önündeki obruğun oluşmaya başladığını görüyor. Yani yavaş yavaş çöküntüler oluşuyor. Günler önce işte sulardan, çamurlu sular gelmeye başlıyor kuyulardan falan. O gece hissettim diyor vatandaşa. Yani bindim arabaya gittim Karapınar'a, görmeyeyim çöktüm diyor. Ertesi sabah geldiğim zaman çökmüştü diyor. 20 metre derinliğinde obruk. Yani böyle psikolojiyi kimsenin yaşamasını istemeyiz. Evet. Çünkü orada yaşanmaz dediğiniz gibi. Biraz sonra ne olacak? Başka yerde böyle de olacak bir mı? Benim yaşamak, evimin yanında olacak mı? Kesinlikle. Gerçekten de öyle. Çok önemli bir konu bence bu. Obruk tüm dünyada oluyor ama ülkemizde de özellikle son yıllarda bir hayli artış gösteren bir durum ve tehlikeli bir durum. Biz de bu konuyu sizlerle konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara veriyorum. Evet, öğle arası reklamların ardından kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Ekranları yeni açanlar için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye için çok önemli bir konu. Son yıllarda özellikle bir hayli artış gösteren obruklardan bahsediyoruz. Neden bu kadar hızlı bir şekilde obruklar artmaya başladı? Bunun sebepleri nelerdir? İnsan faktörü mü? Gerçekten doğal bir oluşum mu? Tüm bunları ve tabii daha fazlasını Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Fethullah Arık'la konuşuyorduk. Hocam, tehdit içeriyor dediniz. Hep insan faktörü çok önemli dediniz. Evet. Gerçekten artık bilinçlenmek gerekiyor. Çiftçilerimizin de bu noktada bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. Kısa süreli kazançlar sağlamak geçerli olmayacaktır. Uzun süreye döktüğümüzde değil mi, o kazanç sağlamak daha fayda sağlayacaktır. Şimdi obruk artışı bir tehdit içeriyor. Özellikle yaşam alanları konusunda da az önce vermiş olduğunuz örnekler gerçekten hazin. Neden? Çünkü insan bulunduğu coğrafyada, yaşadığı yerde de böyle bir durumla karşılaşabilme durumu var. Riski var daha doğrusu. Ki vermiş olduğunuz o köydeki örnekte olduğu gibi, değil mi? Evet. Şimdi obruklar aslında geçmişte bizim için sadece ilginç yer şekilleriydi. Yani bir ara ara hatta mesleki olarak da teknik geziler düzenliyorduk. Gösteriyor. Bölgedeki işte Kızören obruğudur, Çıralı obruğudur, Meyil obruğudur. Görseller de çok güzel bunların. Böyle gruplarla falan geziyorduk ama 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş böyle bize yaklaşmaya başladı obruklar. Yani bize derken yerleşim alanlarımıza yaklaşmaya başladı. Sonra yavaş yavaş tarımsal alanlarda olmaya başladı. Köylerin içerisinde olmaya başladı. Şu anda bölgede birçok önemli yatırımlar da yapılıyor. İşte güneş enerjisi bakımından dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi o bölgede geliştiriyor. Hemen yanında obruklar var. Evet. Dolayısıyla artık şu anda ilginç yer şekillerini açtık. Tehlike arz etmeye başladı. Yani obruklar şu anda canlı yaşam için bir tehdit olarak algılanmalıdır diye düşünüyoruz. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. O nedenle afet literatürümüz içerisinde de obrukların ayrı bir başlık halinde ele alınması gerekiyor. Nasıl ki deprem, sel, yangın, taşkın, heyelan gibi obruğunda bir afet olduğu kabul edilmeli diye düşünüyorum. Evet, herhalde dünyada da oluşum konusunda dünyanın hiçbir yerinde, doğal oluşum konusunda dünyanın hiçbir yerinde Karapınar'da olduğu kadar da cömert davranılmıyor değil mi? Karapınar'da çünkü bir hayli fazla, Türkiye'de en fazla yer alan yerlerden bir tanesi evet, galiba. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Değil. Yani Karapınar'da sadece Karapınar bölgesinde 600'den fazla obruk var. Hı hı. Yani bu bölge içerisine baktığımız zaman
Bir de hani yıldan yıla sayıları artıyor. Bazı bölgelerde yoğunlaşıyor ki orada yeraltı suyu hareketleri kırıklara bağlı olarak yoğunlaştığı dönemlere karşılık geliyor. Evet. Ama mesela dünyada birçok yerde obruk oluyor. Sadece Evet. yalnız değiliz bu konuda. Türkiye'de de birçok yerde obruk oluyor. Örneğin Amerika'da, Kaliforniya'da, Evet. Florida'da Belize çok mesela yine UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'nde en büyük su obruğu olarak. Evet. Şimdi bir de ilginç bir şey var. Yani su obruğu gaz olarak da o deliklerin içerisinde Evet. bulunuyor. Bu artık yine o dönem, o yapının, o coğrafyanın yapısına bağlı olarak değişiklik Oluşturan gösteriyor. mekanizma Değil mi? son derece Mekanizma çok önemli. önemli, Yani evet. burada karşılaşmayı sağlayan sebep aslında yeraltı suyu. Ama yeraltı suyunun kimyası önemli demiştik ya. Bu kimyayı değiştiren bazı faktörler var. Yani buraya çeşitli noktalardan gaz girişleri, karbondioksit, sülfürdioksit gaz girişleri meydana gelebiliyor. Evet. Ve derin çukurlar oluştuğu zaman orada gaz birikmeleri de meydana gelebiliyor. Evet. Ama aynı zamanda işte suyun asitliği de yüksek olabiliyor. Şimdi dünyadaki obruklara baktığımız zaman en iyi pratiği yapılmış olanlardan bir tanesi Amerika'daki obruklar. Kaliforniya'da. Orada da bir enstitü kurulmuş obruk araştırmayla ilgili, tıpkı bizim Konya'da kurduğumuz gibi. Bu enstitü sürekli olarak bölgeyi çalışıyor. İnteraktif obruk haritaları oluşturmaya çalışıyor. Tıpkı bizim deprem bölgeleri haritamız gibi. Biz de şu anda amacımız bu. Yani çalışmamız sonucunda inşallah böyle bir haritayı sunacağız. Evet. Böylece insanlar oturdukları yerlerin obruk riskini önceden en azından genel hatlarıyla bilecekler. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika emlak kuralları içerisinde bunu yazmış. Bölgenin obruk riski varsa tapuda bu gösteriliyor. Tapunuzda burada obruk riski şu derecede vardır Ona deniliyor. göre de Ona göre de emlak değeri değişiyor. Değişiyor. Yani burada biz hani nasıl afete maruz bölge dere yatan içerisinde ev yapmış. Daha geçtiğimiz haftalarda yaşadık. Yaşadık Çok maalesef can bu acı kaybettik. görüntüleri. Allah rahmet eylesin. Yani bunu önceden bilse insanlar, konut alıp satarken, arazi alıp satarken, oradaki riski tapu kayıtlarında görmüş olsalar, afete maruz kalma durumunu, daha iyi olmaz mı? Zaten risk faktörü ortada. Tabii. Yani tespit edilememe gibi bir durum söz konusu değil. Tespit edilmesi gayet Tabii. normal yani ve kolay değil mi? Tabii yani deprem için biliyoruz biz. Evet biliyoruz. Taşkın için az çok bir elimizde veriler var. Heyelan için veriler var. Obruğu çok fazla bilmiyoruz. Pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Şu anda Konya'daki yapılan çalışma Türkiye'nin pilotu gibi, öyle düşünmek lazım. Biz Konya'da çalışmayı tamamladıktan sonra inşallah diğer bölgelere de uygulanmaya başlanacak. Ve birçok bölgede zaten obruklar şu anda da oluşmaya devam ediyor. Yani bizim yapmamız gereken şey obruğu da afet literatürü içerisinde değerlendirip Evet. buna göre de tapu kayıtlarımıza koymamız lazım. Yani biz afeti tapuya geçirmezsek bu satın alınabilir bir şey haline gelecek. Çünkü dere yatağına ev yapılıyor. Heyelanlı alana ev yapılıyor. İşte ne bileyim deprem olacak yere fayın üzerine ev yapılıyor. Ve kimse bunun sorumluluğunu üstlenmiyor. Evet ve bir sürü can kaybı, yani sonrasında can kaybı yaşıyoruz. Ahlar tühler ama sonrasında Yani yine işte de bir şey yok. O zaman biz baştan bunun tedbirini almamız Evet. gerekiyor. Ve bunun hani bizim sürekli üzerinde durduğumuz kamuoyunda fay yasası diye bilinen bir afetlere, genel afetlerle ilgili bir düzenleme çalışması. Bunun içerisinde söylediğimiz gibi bu tapu meselesi en son mesele. Ama ondan öncesinde risk ortaya konulur, onun tehlike zonları belirlenir. İşte burası şu açıdan tehlikeli, şu riskleri içeriyor desek, yerleşimlerimizi ona göre planlasak, kentlerimizi yaparken Tabii. imara esas çalışmalar içerisinde bunu da bir faktör olarak ele alırsak, yani aşılamayan fiziksel, jeolojik sınırlamalar var. Depremdir, işte faydır, heyelandır, taşkındır. Bütün bunların hepsi riskler. Tabii. Bu risklere göre planlamamızı yapsak, desek ki bu riskleri biz üst üste koyduk, en uygun alan şurası, burada yerleşebilirsin desek daha iyi olmaz mı? Bunu Tabii diyoruz yani bir belki. de insan faktörü var. Tabii. Orada can Tabii. değil mi? Diyoruz ama uygulayamıyoruz. Yani çeşitli nedenlerle kentlerdeki imar durumları güncelleniyor. İşte imarlarda tadilatlar meydana getiriliyor. İşte bir yerde yapılaşmaya izin verilmezken yönetim değişiyor. Oraya imara açılıyor. Şu anda bizim kentimizin içerisinde obruk riskli alanlar idareciliğimiz tarafından bilindiği halde aynı bölgede yapılaşmaya izin veriliyor. Yani, yarın bir gün başka bir şeyle karşılaşacağız. Yani, yine Türkiye olarak üzüleceğiz. Allah muhafaza değil mi? Yani, yani bu tarz durumları çok sahne oldu. Yani obruğun da hani ciddiye alınıp belki hani tedbir alınması için can kaybı mı gerekiyor? Evet. Yani dediğimiz gibi şu ana kadar çok şükür can kaybı olmadı. Ama her an mümkün. O nedenle bizim bu tedbirleri almamız gerekiyor.
sadece vatandaşımız, çiftçilerimiz açısından bakmamak lazım. Önemli karayolları geçiyor, önemli hızlı tren hattımız geçiyor Obruklu alan içerisinden. Doğalgaz boru hatlarımız geçiyor, kentlerimiz var. Bunların her birisini tedbir almamız gerekiyor. Şu anda mesela belediyelerimiz imar planına esas çalışmaları yaparken bizi en çok mutlu eden sonuçlardan bir tanesi bu. Geçtiğimiz çalışmalardan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımız Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine yazılar gönderdi. Buralarda yeni imar çalışmaları durdurulsun ya da mutlaka gerekliyse bununla ilgili obruk riski değerlendirmesi de yapılsın dendi. Yani bu bizim için bir artıdır. Bu değerlendirmeleri kapsamında şu anda etütlerin şekli değişti. Mesela sondajlar daha derinleştirildi. İlave yer bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapılıyor. Bunların sonucunda imara uygunluk durumu veriliyor. Yani bu çalışmaların bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü kırsal alanın içerisinde az önce sözünü ettiğimiz il ilçelere de baktığımız zaman ciddi anlamda bir sorun var. Yarın öbür gün birimizin başına bir hal gelirse o ürettiğimiz malların da bir kıymeti kalmayacak. Yani o yüzden insan hayatı her şeyden değerlidir. Öncelikle bunun altını çizerek yürümemiz gerekiyor. Onun dışında işte kaybettiğimiz araziler, ekonomik kayıplarımız sonradan gelecek şeyler. Evet, en önemli tedbirler ilk önce dediğiniz gibi. Bu arada o bahsettiğiniz trenlerin geçmesi, hızlı trenin geçmesi, işte karayollar içerisinde bile bunun var olması gerçekten çok endişe verici, korkunç bir şey bu. Artık bundan sonraki süreçte mesela Kaliforniya'da, Amerika'da imar yasasında belirtilmiş değil mi? O alanlar risk teşkil ettiği için ona göre bir değerlendirme söz konusu oluyor ve vatandaş... Ya vatandaş alıp satamıyor zaten. Alıp o riskten dolayı alıp satamıyor. Yani zaten riskli alanı tercih etmez elbette. Yani bunu hani alıp satamazsınız demiyor ama tapuya şerh koyuyor. Burası işte falan afet bakımından risklidir diyor. Yani deprem bölgesi. Doğru olanını işte, yapıyor yani. Yani evet. Bunu dediği zaman alıcı bile bile alıyorsa yapacak bir şey yok. Yani alıcı herhalde alıcının onu bilerek olacağını da sanmıyorum. Yani siz hasarlı bir aracı alır mısınız? Evet. Yani aynı şey. Yani sonuçta bu satın almalarda ama bu işin yapısal olmayan kısmı. Yapısal tedbirlere geldiğimiz zaman az önce söylediğimiz gibi mesela bizim kontrol edebileceğimiz tek şey yeraltı su kullanımı demiştik. Bu su kullanımını kontrol etmemiz gerekiyor. Obruk riskli alanlar içerisinde zemine artan su girişi yani riskin yeri tespit edilmişse evet, evet. Zemine artan su girişinin de belki tecrit edilmesi lazım. Çünkü her zaman alttan bir hareket olmuyor. Bazen üstten yağış da çok fazla olursa yine obruklara neden olabiliyor. Çünkü yeni yağmış yağmur suyu asitliği nispeten yüksektir ve çözülmeyi hızlandıran bir faktördür. Yani obruk oluşan yerlere baktığınız zaman hızlı tren hatlarında milimetrik hata ciddi kaza oluşturabilir. Karayolları belki bir miktar tolere eder çok büyük bir obruk olmadıysa. Ama oradaki milimetrik bir çökme geçtiğimiz hatta 2 yıl oldu Trakya'daki tren kazasını hatırlarsınız. Evet. Altta zeminin boşalması nedeniyle tren raylarında bir sorun oldu ve orada işte 40'tan fazla. O bir obruk oluşumu muydu? Yok, o değildi, normal değil mi? Yüzeydeki bir akıştan kaynaklı. Ama benzer bir durum hattın olduğu yerde bir küçük bir obruk bile olsa bir rayın yerini değiştirmiş olsa Allah korusun yani. Hızlı trenlerde biliyorsunuz çok sayıda yolcu taşıyor. Can kaybı söz konusu oluyor. O yüzden hani bu riskleri biz söylerken hani şomazlı olmak istemeyiz ama olası risklerden bahsediyoruz. İhtiyatlı olmak tabii, en doğal tabii. Hakkımız yani şu tedbir an gibi böyle akıl bir yoktur. Düşün var yani, değil mi? O yüzden mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Tedbir de bu. Yani biz orada yapılaşmayı oluştururken alttaki boşluğun şeklini boyutunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Eğer biz buraya önlem alacaksak. O nedenle şu araştırmaları yaparken lütfen hani bütçede boşuna gitmiş bir yatırım, bir para gibi düşünmemek lazım. Bunlar belki de sağlıklı temeller üzerine oturabilmemiz için, bütün afet kalemleri için söylüyorum, en gerekli, en önemli yatırımlardır diye bakmak lazım. Kesinlikle öyle. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Tabii. Bunu şomazlık diye değerlendirmek bence çok yanlış olur, haksızlık olur. Çünkü orada insan faktörü var, tarım alanlarımız var, ekonomik anlamda. Tabii. Bir kere kayıp var. Hepsini bir bütüne bağladığımız zaman bence çok ciddi önlemler tabii. Alınması gerekiyor. Gerçekten öyle. Ya, farklı bir konu aslında. Bir de özellikle kara delik olarak adlandırdığımız bu durum şöyle bir şeydi. Neden yuvarlak? Yani bu da çok ilgi çekici. Biraz böyle şey geliyor. İlginç geliyor tabii ki hani
ama öyle olma durumunun sebebi ne? Neden yuvarlak? Genel görünüm dairesel ya da oval şekilde. Hani yuvarlak evet, şekilde. Genelde yuvarlak şimdi, değil mi? Yerin altında oluşan boşluklar bir bakıma mağaralara dönüşüyor en sonunda. Hı hı. Yani düz bir hat şeklinde değil. Mağaraların genel şekli bir küresel geometri. Yani geoid yüzeyi gibi geoid, düşünün. Evet. Bunun yatay düzlemde kesittiği yerin kesiti yuvarlak ya da dairesel olmalı. Yani temel mekanizma bu. Hmm. O yüzden hani farklı şekillerde böyle hani dikdörtgenvari obruklar da olsa genelde dairesel bir geometriye sahipler. Alttaki boşluğun şekline göre. Yani alttaki boşluğun yani bir küreyle bir tepsiyi kesiştirdiğiniz zaman kesiti dairesel olacağı için yapı bu şekilde. Ama yerin altına doğru giderken bazen yüzeyde açılan deliğin çapı diyelim ki 20 santim giderek açılarak 70-80 metreye ulaşanlar da var. Dolayısıyla hani aşağıdaki boşluğu aşağı yukarı görebiliyorsunuz. Bu çalışmalar sırasında yer bilimsel yöntemlerle alttaki boşluğun yeri, konumu, şekli, boyutu her şey ortaya konulabiliyor. Yani jeofizik yöntemler deneniyor, jeolojik yöntemler deneniyor. Bazı yerlerde kazılar, sondajlar yardımıyla birçok çalışmayla bunu ortaya koyabiliyoruz. Şu anki yapmış olduğumuz çalışmada da zaten bu yöntemlerin hemen hepsini uyguluyoruz. Uzaktan algılama. Evet. İşte yani uydu görüntülerinden hareket ediyoruz. Görüntü yoksa ya da istediğimiz nitelikte görüntü yoksa orada İHA'lar uçurarak sayısal yükseklik modelleri oluşturuyoruz. O bölgedeki sayısal yükseklik modellerinden işte sayısal yerdeki santimetrik ya da milimetrik çökmeleri belirtip yüzey belirteçlerini ortaya koyuyoruz. Sahada zaten sürekli geziyoruz. Yerin altında jeofizik yöntemlerle işte yer radarlarıyla elektrik rezistivitelerle yerin altındaki boşlukları tespit etmeye çalışıyoruz. Kuşkulu gördüğümüz yerlerde sondajlar yapıyoruz. Böylece boşluğun boyutunu ortaya koyuyoruz zaten. Boşluğun boyutu ortaya konduktan sonra tedbirler noktasında üzerine inşa edeceğiniz yapının kıymetine göre değişir. Ama bütün afetlerde en temel olay, en basit korunma yöntemi kaçınmak. Yani deprem varsa oradan kaçının, heyelan varsa yani kaçının, obruk varsa kaçının. Kaçınamıyorsak, evet, üzerine de bir yapı inşa etmemiz gerekir. O zaman tedbir alacağız. Aşağıdaki boşluğun doldurulması noktasında birçok tedbir var. Birçok mühendislik önlemleri var. İşte boşluğun şeklini belirledikten sonra üstten kompaksiyon sıkıştırma işlemleriyle ya da aşağıda işte drenaj malzemeleriyle doldurarak dolgulama yapılabilir. Beton enjeksiyonu yapılabilir, hafif beton enjeksiyonu. Bunlar tamamen o boşluk ve orada çalışacak mühendislik çalışmalarıyla ortaya konulacak şeyler. Ama hepsi de pahalı yöntemler. Yani Amerika'dan yine bir örnek vermek gerekiyor. Bir broşür atmıştım, resimlerde var mıdır bilmiyorum. Evet. Yani bu 1.030.000 dolar bir obruğun doldurulmaz. Yani bu kadar kıymetli bir yapınız varsa o yatırımı yapın. Olmadığına göre değil mi? Doğru. Konuşalım yine, daha fazlasını yine izleyicilerimizle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler, şimdi yine kısa bir ara veriyorum. Öğle arası yine kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Yeryüzünün kara deliklerinden bahsediyoruz, obruklardan bahsediyoruz. İnsanı tehdit eden, insan hayatını tehdit eden, yaşam alanını tehdit eden bu kara deliklerin gizemi nedir konusunu Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Fethullah Arık'la konuşuyorduk. Gizemli bir şey dedik ama artık gizemli olmaktan çıktı, ürkütücü olmaya başladı. Evet. Sonu bilinmeyen bir delik söz konusu. Kimileri Dünya Miras Listesi'ne giriyor UNESCO tarafından. Amerika'da olduğu gibi değil mi? Evet. Belize'de. Ama öte yandan artı bu bir doğal oluşum sonrasında tabii gerçekleşen bir durum. Ama buna karşın Şili'de dünyanın en büyük madeni insan eliyle oluşuyor. Oluşan bir çukur haline geliyor. İşte insan elinde olan bir tanesi de bu Şili'de meydana gelen en büyük maden. Bir de maden var. Şimdi gaz var, maden var, bir de su, değil mi? Ya şimdi şöyle, madencilik faaliyetleriyle oluşturulan tüneller ya da işte galeriler bazen çökebiliyor. Hı hı. Bu, ülkemizde de çok eski dönemlerde açılmış galerilerden çökenler var. Ama Şili, söylediğiniz gibi dünyanın en büyük bakır madeni var orada. Evet, bakır madeni. Bu bakır madeninin olduğu yerde hatta birkaç yıl önce orada bir göçük olduğu işçiler işte 2 hafta 3 hafta sonra falan kurtarılabildiler ama yeniden sondaj açarak kurtarılabildi.
çok büyük bir maden ve yer altında galerilerle çalışılıyor. Zaman zaman da çökmeler meydana gelebiliyor. Bunlara bağlı olarak ki bunlar hadi doğal oluşumlar değil, antropolojik yani insan eliyle oluşturulmuş olanlar. Şimdi bu obruk oluşum sebeplerine baktığımız zaman zemine artan su girişi mesela sebeplerden bir tanesi. Bu artan su girişini biz doğal olarak aşırı bir yağışla da olabilir. Bazen şöyle olur, şehirleşen alanlarımızda her yeri biz bir şekilde kapatıyoruz. Betonla vesaire, asfaltla. Suyu ne yapıyoruz? Başka yerlere yönlendirmiş oluyoruz. Yönlendirdiğimiz noktada işte o zaman doğal bir akış oluşmuyor. İnsan eliyle oluşturulmuş olan yapay bir akıştan kaynaklı zemine artan su girişi. Doğal bir göl tabanında obruk oluşturmaya müsait bir etki oluşturabilir. Ama işte bir gölet ya da barajda benzer bir etki oluşturabilir. O da insan eliyle yapılmış olan. Maden galerileri aynen dediğiniz gibi. Yani doğal olarak açılmış bir mağara var. Bir de maden galerisi insan eliyle açılmış mağara gibi düşünmek lazım. Bunlar da bir sebep. Yani obruk oluşum sebeplerine baktığınız zaman hem doğal süreçler hem de yapay insan eliyle oluşmuş süreçleri söyleyebiliriz. Ama doğal oluşumlarda doğa yine buna karşın bir tepki söz konusu yapmıyor, vermiyor değil mi? Tepki vermiyor. Ama insan eliyle yapıldığı zaman o doğal akışından farklı bir yöne çevrildiğinde çok ciddi intikam alıyor doğa değil mi? Biz bunu mesela Kastamonu'da yaşanılan olayda gördük. Birçok Türkiye'nin yine bu durumları yaşadığı yerlerde ya de 99 gördük. İzmir depremi çok canlı bir örnek. Hı-hı. Yani orada özellikle Körfez'de, Kocaeli'nde oluşan alan, askeri alanın olduğu bölgelerde denizden kazanılmış olan o parklar vesaire tamamen denizin su altında kaldı. Yani sonrasında İzmir'de meydana gelmiş olan yine bir sel felaketi var tam İzmir'in merkezinde. Eski dere yatağı üzerine yapılmış olan, inşa edilmiş olan binalar. Evet. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da, daha önceki yıl yine İstanbul'da çeşitli defalar oldu, Rize'de oldu. Yine geçtiğimiz sene Giresun'da meydana gelen sel baktığınız zaman bu sene Kastamonu'da meydana gelmiş olan tamamen insan doğa etkileşiminde insanın doğanın aleyhine süreçler geliştirdiği noktada ve tedbir almadan yaptığı noktalarda işte doğanın bir bakıma geri kazanma hamlesi gibi görünüyor. Yani geri kazanma, yani doğa böyle insanla mücadele edilen bir şey değil ama değil, akışında, sonuçta işi akışını bozmuş oluyoruz. Evet, akışını dere yatağına ev yaparsanız bir gün o dereden su akacaktır. O dere durup dururken olmuyor zaten. O yatağı oluşturan geçmişte bir akıntı varmış ki o dere yatağı olmuş. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Gerçekten bu konuda artık insan elinin müdahalesiyle ciddi tehditler ya, altında. Aynı bölgede Kastamonu'da bir köprü var. Geçmişte yapılmış. Evet. Yani genişliği 800 metre falan köprü. Yeni yapılan köprü de 30 metre. Yani şimdi aradaki farkı bakın. Yani illaki bu şey olacaktır. Yani biz daha çok yerleşim alanı oluşturmaya çalışırken sağlıklı, güvenli zeminleri unutuyoruz. Taş yani, yaparken göz çıkarıyoruz aslında. Yani binaların arsa değeri, emlak değeri kıymetli olabilir belki. Bazı noktalara baktığınız zaman işte arazi şu bakımdan risklidir dediğiniz zaman oraya yatırım yapmış olan insanların canı sıkılabiliyor. Hı hı. Ama ne yapalım? Can daha kıymetli. Maldan daha kıymetli. Önce can. Önce o yüzden can. Bizim onunla ilgili yapmış olduğumuz yatırımları gerçekten bir gereksiz masraf gibi görmemek lazım. Ve ciddiyetle takip etmek lazım. Burada hem uygulamalar noktasında işte az önce kent planlamasını yaparken plancı nasıl aşılamayan fiziksel jeolojik sınırlamalara uysun derken bunu da takip eden idareler, yerel yönetimler, belediyeler, bakanlıklar çok iş düşüyor, değil mi? Mutlaka kontrollerinin ödünsüz bir şekilde yapılmış olması lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Önceden böyle belli başlı obruklar vardı ve isimleri bildiğimiz şeylerdi. Artık sayısını bilmediğimiz için çok fazla obruklar da artmaya başladı. Hatta ekranda da sevgili yönetmenimden rica edelim bir o görüntüleri aktarsın. Onlar üzerine de konuşalım. Şimdi Türkiye'de böyle obruk oluşumu söz konusuyken dünyada da elbette obruklar var. Bahsettiğimiz gibi Belize'de bulunan Büyük Mavi Çukur UNESCO tarafından yine su obru olarak tespit edildi. Mesela Montana'da Berkeley değil mi? Evet. Bakır madeni olarak yine çok bilinen ünlü obruklar arasında yer alıyor. Bahamalar'da mesela yine obruklar var. Dünyanın birçok yerinde var. Türkmenistan'da mesela cehennem kapısı olarak adlandırılan doğalgaz obruğu var. Bulundukları alana bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor bu obruklar ama dünyanın en çok bilinen dünyada genelde obruklar. Orta kuşakta. Yani bu orta kuşak dediğimiz bölge
Kuzey Yarımküre'de işte daha çok işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağından Himalaya kadar giden bölge. Oradan da Amerika'ya geçen kısmı olarak düşünmek lazım. Bu bölgelere baktığımız zaman genelde eski okyanuslardan kalma, karbonatlı kayaların yoğun olduğu, eriyebilir, çözülebilir nitelikte kayaların yoğun olduğu bölgeler. Bunlara doğal oluşumlar şeklinde. Hemen bizim bulunduğumuz coğrafyada, Orta Doğu'da birçok farklı nokta, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Filistin'de büyük obruklar var. Avrupa'da evet. Benzer, yani Avrupa'da hemen yanımızda Makedonya'da, Yugoslavya'da, eski Yugoslavya, işte şimdiki işte Karabağ bölgesi ya da işte Arnavutluk bölgelerinde yaygınca obruklar var. İtalya'da benzer şekilde obruklar var. Hatta İspanya özellikle bu tuzlara, evaporitlere bağlı obrukların en yaygın oluştuğu bölgelerden bir tanesi. İspanya. Yani dolayısıyla o bölgelerde temel mekanizma belli. Suyla karşılaştığı zaman çözülebilir kayaların olduğu bölgeler potansiyel karşılaşma alanları ve obruk alanları. Obruk olmasına müsait yani, alanlar. Tabii. Ülkemize baktığımız zaman ülkemizde Akdeniz kuşağı, mesela herkesin çok iyi bildiği bazı yapılar var. Cennet Cehennem Mağarası, Mersin'de. Evet, bunlar evet. Eski obruklar yani. Eski obruklar şu an yani, turistik tabii, alan olarak ziyaret belki milyonlarca yıl önce oluşmuş ama şu anda stabilite sağlamış. İşte orada insanlar görmeye gidiyorlar. Bunun yanı sıra işte Akdeniz'de Toros kuşağı içerisinde bulunan birçok farklı noktada yine çökme dolinleri var. Ve bunlar da obruk, yani teknik olarak baktığınız zaman obruk yapısına sahip olan durumlar var. Ülkemize baktığımız zaman birçok farklı şehirde, sadece Konya'da değil. Hı hı. Konya'ya komşu illerden Eskişehir'de. Eskişehir'de yine Sivrihisar bölgesinde hemen Konya'ya komşu olan alanda çok yaygın yine tarımsal faaliyetler benzer Konya gibi. Yine mısırdır, işte şeker, pancar yaygın. Ekilen bölgelerde obruk oluşumlar yaygın ve tarımsal alanlar için tehdit ediyor. Onun yanı sıra işte Afyonkarahisar'da mevcut. Sivas'ta bu defa jipsli havzalar yani evaporitlerin olduğu bölgede. Yozgat'ta, Çankırı'da yine evaporitlerin olduğu bölge. Diyarbakır'da, Bitlis'te, Urfa'da yani ne bileyim bireysel hani Konya kadar yaygın olmasa da ülkenin hemen her yerinde obruk oluşum potansiyeli mevcut. Yani Konya'daki obruklar böyle biraz basına falan yansıyınca oralardan da artık bizleri aramaya başladılar. Ne yapılabilir, ne yap bu konuda biz de araştırma yapsak Konya falan diye. Dolayısıyla herkes için bir tehdit. Ama sizin de dediğiniz gibi bazı obruklar boyutlar açısından ele alındığı zaman ya da yapılar açısından ele alındığı zaman UNESCO jeolojik miras listesine girecek kadar da görseli oldukça etkileyici güzel oluşumlar evet. Olarak ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi mesela şimdi şu an ekranda gördüğümüz Fethullah Bey nedir? Bundan bizim, biraz bahseder misiniz? Yani şuradaki mesela bir obruğun tamir masrafı. Yani, tamir masrafı değil mi? Orada bir milyon. Bu da mesela çok ilgi çekici bir obruk. Ya, tımraş, biraz hızlı geçiyor ama obruğu, biraz yavaş geçme şansımız var. Ekmekçi yaylasındaki obruklar doldurulmuş dedi. Bu Hotamış çevresindeki obrukları gösteriyor burası. Hotamış çevresi. Hı-hı. Buradaki de Kızılören obruğu. Bunlar yani görsel de çok güzel. Binlerce yıl önce görüntü yani güzel ama. Burası da maalesef Konya yerleşim alanına yakın sanayi bölgesinde. Burası Karapınar'da şurada bu resimde 30'dan fazla obruk var. Orada yani, daha tabii. Fazla. Biz çalışmaların sonucunda bu tür modeller de oluşturabiliyoruz. Obruk oluşum şemasıydı evet. Bu az önce gördüğümüz. Bu yani yaptığımız çalışmalar belirtileri var. İşte evlerimizde böyle merdiven basamağı şeklinde kırılmalar, odalarda oturmalar, bahçe duvarlarında çitlerde eğilmeler, bütün bunlar obruk belirtici olabilir. Hmm. Yani bir süre sonra obruk oluşacağını gösterebilir. Bir süre sonra evet. Bu bizim yaptığımız çalışmalardan yine bölgedeki şu mavi noktalar obrukların olduğu yerleri gösteriyor. O alan değil mi? Evet. Bu da yine meyil obruğu. Burası ilginç. Bu pembeleşmenin sebebi bakterilerin yaygınlaşması. Renk işte, farklılıkları tabii. Da bakterilere bağlı değil mi? Ya bazen işte mikro canlılar, bakteriler işte orada. Alkler falan, yeşil mavi alkler. Evet, evet onlar da var. Onların bir anda böyle tuzluluğun aşırı artması nedeniyle bir türün tamamen yok olması, diğerlerinin patlaması yani birdenbire yaygınlaşması. O da çok uzun sürmeyebiliyor. Yeni bir yağışla vesaireyle tekrar değişebiliyor. Canlı türünün birinin hakim duruma gelmesiyle. Bu pembe renkli, işte kırmızı renkli yapılar örneğin Tuz Gölü'nde de çok yaygın. Zaman zaman Meke Gölü'nde oluşabiliyor. Çeşitli noktalar ama Meyil Gölü'nde geçtiğimiz yıl ilk defa oluştu. Bu yıl bu dönemlerde olursa bu dönemlerde olacak. Bizim saha gezimiz var zaten bakacağız yani. Evet. Gerçekten çok ilginç.
Yine şöyle baktığımızda bu renklendirme, oradaki yapı nedir? Bu şey bizim İHA ile oluşturmuş olduğumuz görüntüler. Sayısal yükseklik modelinden aşağıdaki fotoğraf üretiyoruz. Yani olup oluşup olmadığına bakıyoruz. Orada da belirtileri var ama şu anda fotoğraf biraz küçük görünüyor. Evet, pek anlaşılmadı ama yani teknolojik gelişmelere bağlı olarak aslında tespitler çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ya bizim bizim şu anda dünyayla bir şeyimiz yok, farkımız yok. Biz belki dünyadan da önde gidiyoruz araştırmaların noktasında. Ama yani sorunumuz? Sorunumuz işte karar vericiler noktasında ve tedbirler noktasında. Tedbirler şu anda mesela bu yine uydu görüntülerinden yıllar içerisindeki değişimi gösteriyoruz. En sağdaki fotoğraf yuvarlak sayısı ne kadar artmış? Yani 2006-2020 aralığında oluşan olduk. Yani sadece bir bölgede, Karapınar'da yine bir köyün olduğu yerde, şu anda son karede belki 20'den fazla obruk var. 20'den yani, fazla. Evet. Yani bir bölgede yan yana, üst üste birçok obruk oluşabiliyor. Alttaki kırıklara da bağlı olarak oluşabiliyor. Bu jeolojik miras noktasında, UNESCO'nun tanıdığı jeolojik miras noktasında bizim de yaptığımız çalışmalar var. Hatta bugün akşam onunla ilgili Karatay Belediyesi'nde toplantımız da var. Buradaki jeolojik miras nedir? Konya Kapalı Havzası içerisinde 2015 yılıydı galiba UNESCO toplantısı, yani Ankara'da bir UNESCO toplantısı yapıldı. Türkiye'deki öneri jeolojik miras alanları. Orada bizim önerdiğimiz Karapınar jeolojik miras alanı olsun diye önermiştik. Ve toplantıya katılanların büyük bir çoğunluğunun oynayarak birinci sırada önerilmesi gündeme geldi. Zaten Karapınar bu konuda çok cömert. Yani Karapınar'da sadece obruk yok. Yani ne bileyim, bir Acıgöl var, bir Meke Gölü var, kumullar var, volkanik yapılar var. Obrukları üstüne eklediğiniz zaman Karapınar çok ilginç yani. Bu sonradan işte biraz daha jeolojik miras olacaksa biraz daha geniş bir alan olsun mantığına geldi. O nedenle az önceki karelerde dönen Tımraş Obruğu'ndan başladık. Tımraş Obruğu'nun görseli de çok güzeldir. Oradan başladık. Çatalhöyük, Hotamış depolaması, sonra Karapınar civarındaki güncel obruklar, eski obruklar, İşte Meke Gölü, Acıgöl, kumullar, volkanik ürünler, cüruflar, piroklastikler. Kuzeye doğru geçerek birkaç obruk daha, Meyil, Çıralı obrukları. En kuzeyde de Kızören obruğu Karatay bölgesinden. Bunları içine alan bölgeyi jeolojik miras alanı olarak ilan etmek üzere çalışmamızı başlattık. Bu çalışmayı jeoloji mühendisleri odası olarak biz başlattık ama jeoloji mühendisliği bölümü, yani Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü, üstüne belediyelerimizden de destek aldık. Şu anda Karatay Belediye'miz bu konuyu çok ciddi bir şekilde önemsedi. Büyükşehir Belediye'miz önemsedi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız önemsedi. Ve buranın UNESCO Jeolojik Miras Listesi'ne girebilmesi için altyapı çalışmaları sürüyor. Şu anda Karatay Belediye'miz bu konuda hani çalışmalar, mevzuatta bir takım düzenlemeler gerekiyor. Biraz yavaş işleyen kısmı orası. Orayı düzenlersek bilimsel olarak, teknik olarak herhangi bir eksik kalmadı. Yani proje tamamlanmak üzere. Eğer olursa ne olur? Türkiye'den de bir alan jeolojik miras listesine girmiş olur. Daha önceden bir Kula Jeoparkı vardı. Volkanik bahçe olarak önerilmişti. Şu anda uzatıldı süresi. Karapınar bölgesi girerse UNESCO'da bir listede yerimiz olur. Nasıl bir getirisi olur? Sadece bu bölgeleri ziyaret eden çok özel, mali durumu da iyi olan bir turist kitlesi var. Bunların ülkemize gelmesi, Konya'mıza gelmesi, o bölge içerisinde belki de hani ilave katkı sağlaması iyi olur. Artı koruma alanı oluşturulacak o bölge için. Bu bir artı olur. Yöresel kalkınmaya destek verecek, insanların bilinçlenmesine katkı sağlayacak falan. O nedenle bu projeyi de çok önemsiyoruz. Biraz önce sözünü ettiğiniz mesela bir şey var. Halkın bilinçlenmesi. Bu çok yine önemli bir konu. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yine Konya Teknik Üniversitesi Obruk Merkezi olarak bizim öncülüğümüzde bir proje başvurusunda bulunduk. Yine belediyelerimiz, Karatay Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Belediyesi, Konya'daki diğer üniversitelerin tamamı. İşte Selçuk Üniversitesi, Gıda Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin katkılarıyla 20'den fazla kurum ortak bu bölgede İşte obruklarla birlikte yaşayabilmek diye bir proje oluşturduk. Avrupa Birliği projesi. Bu projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığımız aracılığıyla Avrupa Birliği'ne sunumunu gerçekleştirdik. Şu anda desteklenip desteklenmeyeceği aşamasında bekliyor. Eğer o çıkarsa ne olacak? Biz vatandaşımızın şu anki bilgi düzeyini bir ölçeceğiz. Yani o ne bilinç ne, ne nedir? Kadar yani bilinçli, ne biliyor? Sonra eğitimler vereceğiz. Sonrasında tekrar ölçüm yapacağız.
Yani bilinçlenmiş mi? Bilinçlenme oldu mu olmadı mı ve bunun sürdürülebilir hale gelmesinde ilave desteklerine yürüyeceğiz. Yani sonuçta vatandaşımız bilmiyor ya da bilinçlenmiyor anlamında değil. Bu süreç az önce konuşmamızın başında söylemiştim. Kırsal alanda davranışın değişmesinin periyodu 10-15 yıl. Yani bunu biz ne kadar erkene kısa çekebiliriz? Kısa süreye taşıyabiliriz. Ona bakmaya çalışıyoruz. İnşallah hani eğer gerçekleşirse bu da işin sosyal olarak desteklenir. Teknik olarak zaten çalışmamızı yürütüyoruz. Ama sosyal anlamda da bu destek olursa iki taraflı daha hızlı çözüme gideriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu obrukların oluşmasını engelleme durumu aslında insan faktörüne de bağlı değil tabii, mi? Tabii. Ciddi bir tehdit içerdiğini de zaten biliyoruz. Dünyadan da zaten şimdi yine arkadaşlarım obruk haritasını gösteriyor. Diğerleri de devam ederse onlarla da yine üzerine konuşalım. Bu özellikle bu fon yine bilinçlendirme noktasında etki sağlayacaktır çiftçinin bilinçlenmesi. Tabii tabii. O alanda belki tarım ürünlerini doğru kullanarak, çünkü şeker pancarı, mısır, yonca bunlar çok fazla suyu su isteyen bitkiler, evet. Ürünler daha doğrusu. O yüzden doğru tarım deseniyle hareket edildiği zaman bunların da önüne geçilmiş olacak. Yeraltı sularımızı yerine koyma gibi durumumuz söz konusu olabilir mi? Yani bu süreçte yağışlar biraz daha artarsa inşallah yerine koyabiliriz. Ama işte bir küresel ısınmadan bahsediyoruz. Sıcakların çok fazla artış gösterdiği, artık su bilincinin artık gerçekten son derece tavan yaptı. Artık yapılması da gerekiyor, yapmamız da lazım. Oluşması gerektiği durumlarda da, çünkü su çok önemli bir kaynak ama yine su sorunları da başladı. O da bir ayrı sebep, etken diyebiliriz. Şimdi burada suyla ilgili belki hani birkaç şey daha söylemek gerekiyor. Bölgedeki yeraltı suyu kullanımının 60'lı yıllarda başladığını söylemiştik. Hı-hı. İşte günümüze gelinceye kadar su seviyesinde giderek artan derecede bir azalma söz konusu. Yani ilk yıllarda belki 2000'li yıllara kadar yıllık işte 10 santim, 20 santim seviyesinde hesaplanırken 2000 yıllardan sonra bir yarım metre, bir metre seviyelerine geldi. Özellikle Karapınar için söylemek gerekirse 2015'ten sonra Karapınar'ın çevresindeki 4-5 tane gözlem kuyusundan elde ettiğimiz verilere göre ortalama 2 metre. Bu şu demek, bu yıl su yüzeyde ise gelecek yıl 2 metre derinde. Ama bu havza geneli için ortalama, havza genelinde bazı yerlerde işte özellikle dağlık alanlarda yağışlardan dolayı kısmi bir beslenme söz konusu. Ama ovanın içerisine geldiğimiz zaman buradaki kayıp çok daha fazla. Konuşma içerisinde de söyledik. Bahardan şu ana kadar geçen dönemde 40-50 metrelik düşümlerden söz ediyor arkadaşlar. Teyit edilmemiş bilgi. Bunları değerlendireceğiz, tekrar bakacağız ama şu anki sadece araziden gelen ölçüm ham verilerine göre söylüyorum. 40-50 metre çok ciddi rakamlar. Evet. Bizim zaten çiftçilerle görüşmelerimizde çiftçi metre olarak söylemiyor da 3 boy boru indirdim diyor. Borunun bir tanesinin boyu 3 metre. 3 boy dediğiniz zaman en az 15-18 metre aralığında, pardon 6 boy diyor, 3 boy diyor. 6 boy boru indirdik diyor, 18 metrelik bir düşümden söz ediyoruz. Yani bu da ciddi bir düşüm. Bu çok ciddi. Yani hiçbir dönemde böyle bir düşüm söz konusu değildi. Bunu hani çiftçinin abarttığını düşünsek, yarısını alsak bile 9 metredir. 9 metre de çok büyük. Yani havza genelinde 60 yılda 40 metre, 45 metre düşümden bahsediyor. Bir yıl içerisinde 9 metre çok çok büyük bir rakam. O nedenle bununla ilgili kesin bir tedbir almak lazım. Yani havzada hem çiftçiliği sürdüreceğiz, hem sulu tarımı sürdüreceğiz, hem bu üretimi sürdüreceğiz, hem de suyumuzu koruyacağız. Hepsinin içine alan bir çözüm nasıl bulunur? Oturup bütün kurumların birlikte karar vermesi lazım. Evet. Burada yani tek bir kurum değil, DSİ bunu tek başına çözemez. Evet. Tarım tek başına çözemez. Hem suyu sağlayan, hem suyu kullanan, hem burada taraf olan, suyu bulan, jeoloji mühendisleri, işte ziraat mühendisleri, bu işte doğrudan ilgilenen bütün uzmanlaşmış kurumların da içinde olduğu, herkesin katılabileceği toplantılarda ortak kararlar alınacak. Belki de bir acı reçete gerekiyorsa da yazılacak yani. Evet, gerekiyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda orada da görüyoruz bu durumu ama imar alanında gösterdiğini söylediniz. Başka gibi tedbirler alıyorlar? Mesela araştırdığınızda karşınıza nasıl bir tablo çıkıyor? Ya şimdi genelde zaten tedbir anlamına baktığınız zaman bu benim söylediklerim bizim tek başımıza ürettiğimiz tedbirleri, evet, öneriler değil. Dünyanın ortak kabul ettiği en güncel yayınlara göre yapılmış olan değerlemelerdir bunlar. Yani biz dedim ya dünyadan fazla uzakta değiliz. Dünya ile paralel belki ondan önde gidiyoruz diye.
Yapısal tedbirlerin pek çoğu yapılıyor. Zaten orada yerleşim alanları içerisinde öyle çok yaygın bir obruk olmadığı için bu tedbirler çoğu zaman kentte meydana gelmiş. Örneğin Londra'nın tam da şehir merkezinde antropolojik kaynaklı su borusu patlamış. Oradaki birimleri eritmiş falan. Bir obruk meydana geliyor. Hemen iki gün içerisinde müdahil oluyorlar. İşte enjeksiyonlarla vesairelerle geçirimsiz hale getirip oranın üstünü kaplayıp devam edebiliyorlar. Yani obruk olduğu zaman çözüm noktasında hızlı hareket edilebiliyor. Sadece söylediğimiz gibi üstündeki yapının kıymetine bağlı. Yani maliyet aşağı yukarı belli. Şu anda az önce söylediğimiz hazır demir, çimento, beton fiyatları da böyle zirve yapmışken şöyle düşünürsek. Bunu yapmak pek yani mantıklı gelmeyecek. 20 metre küp beton oraya götürüp koyduğunuz zaman 400-500 liralık bir masraftan bahsediyoruz ki. Yani 30'a 30'luk bir obruk 30 metre derinliği olursa orada aşağı yukarı 1 milyon tonluk bir malzeme lazım. Bu da ciddi bir maliyet gerektiriyor. Çok ciddi bir maliyet. Yani şeyde Karapınar'da doldurulmuş denilen obrukta vatandaşın söylediğine göre 250 kamyon toprak yayılmış oraya. 250 kamyon. Evet. Yani böyle düşündüğünüz zaman boyut çok büyük yani. O yüzden obruk olmamasına çalışmak, oluşan obruğun düzeltilmesine yaptığımız masraftan çok daha ucuza gelecek. Bütün afetler de böyledir. Afet sırasında ya da sonrasında yapacağımız yardımlar, yatırımlar, işte afet evleridir, insanlar güvenli yerleşmeleri sağlamaktan ziyade afet öncesinde alacağımız tedbirler çok çok daha ekonomiktir, çok daha ucuzdur, hayat kurtulacaktır. O nedenle afet öncesinde, bütün hepsini afet gibi kabul ediyoruz. Afet öncesinde tedbir alacaksınız. Bu da bir afet yani, baksanıza o kadar çok fazla artış göstermeye başlamış ki Konya'da. Bu bir de gerçekten deniz gibi bir afet. Bazı bölgelerde bölgesel olarak oturmalar meydana geliyor. Bütün kent çöküyor. Yani bu çökmeler birlikte meydana geldiği zaman, o zaman bu kentte yaşayamaz hale geleceğiz. Elbette. Bizim bu noktada alacağımız tedbirler çok fazla. Şimdi bu noktada Meke Gölü ile ilgili belki bir şey söylemek lazım. Yani yeraltı suyu kullanımı. Çünkü 2000'li yıllardan sonra bu hızlı düşümden nasibini alan, belki de hani olumsuz anlamda nasibini alan en önemli doğal güzelliklerimizden birisi de Meke. Evet. Yani Meke Gölü'nün durumuna baktığımız zaman 2000'li yılların başında 2006'lar 2007'lere kadar hala sulu, su varlığı devam ettiriyordu. Daha sonradan bu yeraltı suyunun düşümlerine bağlı olarak su yavaş yavaş çekildi. Şu anda Meke Gölü'nde kış yağışlarıyla böyle azıcık bir su gelebiliyor. Baharda yavaş yavaş buharlaşmaya başlıyor. Güze doğru tamamen yok oluyor. Meke Gölü'nün kurtarılması için de projeler geliştiriliyor şu anda. Hı hı. Bölgedeki işte Acı Gölü'nde mesela hala su var. Oradan belki su transferi yapılabilir gibi bir alternatif var. Bölgede yeraltı suyu kuyuları açıp belki oradan takviye yapılabilir. Bir de Meke'nin, Karapınar'ın atık suyunun, arıtılmış atık suyunun oraya verilmesiyle ilgili proje var. Şu anda bu projeyi Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri olarak biz zaten yürütüyoruz. Yakın zamanda proje neticelendiği zaman aktarılacak. Ama bir yeri lokal olarak kurtarmak değil. Evet, bütün bölgeyi kurtaracaksak eğer, bizim yapacağımız şey havzadaki yağış buharlaşma dengesinin iyi, olumlu yönde katkı sağlayabilecek nitelikte bir ürün desenine doğru gitmemiz. Ve havzaya belki de hani şu anda özellikle ziraatçı arkadaşların, tarım kesiminin çok çok beklediği bir şey var. Bundan da bahsetmiş olalım. Havzaya dışarıdan su transferi. Evet. Bu transferler içerisinde belki de uygulamaya geçen en önemlisi yukarı Göksu Havzası'ndan Konya Ovası'na su akıtma projesi. Yani Mavi Tünel projesi. Bunu herkes de iyi biliyor. 414 milyon metreküp su gelecek yıllık. Şu anda proje son aşamalarında. Yani geçen yıl şöyle bir deneme çalışması yapıldı. Bazı yerlerde küçük aksaklıklar var. Bunların evet. Bakım çalışmaları devam ediyor. Bunlar bittiği zaman havzaya 414 milyon metreküp su gelecek. Çok iyi bir can suyu değil mi? Bu yani havzada şu anda resmi olarak, resmi rakamlara göre kullanılan suyun onda biri kadar. Ama hani azımsamamak lazım. Hı hı. Çünkü kocaman bir havzadan bahsediyoruz. Yani Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'den. Bunun onda biri kadar su gelecek. Ama havzada tarım yapılabilir fakat sulanamayan alanlara baktığınız zaman bütün havzanın 2.7 milyon hektarlık bir alanı var. Bunun sadece 900 bin hektarı sulanabiliyor.
Bunun iki katı kadar da sulanamayan alan var. Yani havza ihtiyacına baktığımız zaman 12 milyar metreküplük bir suya ihtiyaç var. Havza genelinin ihtiyacıyla yukarı göksuyu kıyasladığımız zaman o zaman 30'da biri gibi bir şey karşılık ihtiyacıyla. Havzaya başka havzalardan su transferi. Örneğin Kızılırmak Havzası çok gündeme gelir. İşte Fırat'tan, Dicle'den gelsin, Akarçay'dan gelsin, Akdeniz'den gelsin. Bu da bir mahiyet şey gerektirmiyor ama yani bu tarz durumlarda. Aynen, aynen. Yani şimdi baktığınız zaman hangi havzadan gelirse gelsin, yukarı göksu havzası dışında bir metreküp suyu maliyeti oradan elde ettiğiniz üründen daha fazlaya geliyor. Mantıklı değil ama. Yani onun durumda suyu işte yükseltmeniz gerekiyor bir şekilde. Şimdi tarım kesiminde söylediği şey, gıda olmasa yaşamımızı sürdüremeyiz. Çok doğru. O zaman nasıl bir çözüm üretmemiz gerekiyor? Gelebilecek yerlerden suyu yine transfer edelim ama elimizdeki suyu verimli kullanalım. Elimizdeki suyu tasarruflu kullanalım. Yani buna çok azami yorumda dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok havzadan su transferi yapılabiliyor. Bunlarla yani hesaplamalar yapılmış. Hem DSİ tarafından yapılmıştır. Hem işte KOP İdaresi tarafından hem ilgili uzmanlar tarafından yapılmıştır. Karlılık noktasında sıkıntılar var. Ama biz ne bileyim 3000 kilometre öteden borular içerisinde doğalgazı buraya kadar getirebiliyorsak suyu da buraya getirebiliriz. Bu çok büyük bir sorun değil. Ama işte temel olay biz dökme suyla bunu ne kadar devam ettireceğiz? Evet. Yani o yüzden havzadaki temel olarak yapılması gereken şey insana olan yatırım, bilinçlenme çalışması ve herkesin kendi sorumluluğunu üstlenip kesinlikle ona göre de yürümesi gerekiyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle su noktasında gerçekten hepimizin çok bilinçlenmesi gerekiyor. Sadece benlik bir durum değil düşüncesinden kesinlikle uzaklaşmamız lazım. Hepimiz elini taşın altına koyacağız. Özellikle suyu harcarken çok daha dikkatli olacağız. Obruk'la da çok ilintili çünkü yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan yani, bir durum. Artık bir doğal afet olarak kabul ediliyor ve gün geçmiyor ki obruk oluşumu da olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel bir katkı sundunuz programımıza. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı sağladığınız için özellikle. Zaten çalışmalarımız da devam ediyor. Bittiği zaman daha kesin verilerle birlikte inşallah tekrar görüşme kısmeti olacaktır. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün doğadaki doğal oluşumlar karşısında insanı hayrete düşüren kara deliklerden bahsettik. Yeryüzünün kara deliklerinden bahsettik. Nasıl oluşuyor? Gizemi nereye dayanıyor? Ve sonrasında neler olabilir, insanlığı nasıl tehdit edebilir konularında konuştuk ama şu sonuca vardık. Özellikle çiftçilerimizin bu konuda çok iyi bilinçlenmesi gerekiyor. Su bilincini hepimiz küçücük çocuklarımıza kendimize aşılamamız ve bunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili çok değerli konuğum Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Fethullah Arık bizlerle birlikteydi. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 12'yi gösterdiğinde sağlık ve sevinçle yine sizinle birlikte olmayı seçiyorum. Hoşçakalın.